Merhaba sevgili anneler. Ne yazık ki zaman zaman düşme tarzı kazalar yaşayabiliyoruz bebeklerimizde, çocuklarımızda. Özellikle de yeni emeklemeye başlayan, yeni yürümeye başlayan çocuklar zaman zaman takılıp düşebiliyorlar. Veyahut da çocuklar yüksek bir yerden düşebiliyorlar. Daha da istemediğimiz bir şey. Bu konu hakkında aynı zamanda bir anneanne olan çocuk doktoru Doktor Oya Çetinkaya'ya geldik. Ondan bir takım bilgiler alacağız. Evet, merhabalar Oya Hanım. Merhabalar. Böyle bir düşme durumunda, evde düşme veya yüksekten düşme durumunda nasıl aksiyon almalıyız, ne yapmalıyız, ilk başta nelere başvurmalıyız, neye dikkat etmeliyiz? Şimdi yüksekten düşme deyince bakalım hani hangi yükseklikten? Apartmanın tepesinden düşersiniz başka, 30 santim başka, 70 santim başka, yer halı başka, yer minder başka, yer beton başka, evet. Hepsi başka. Bizim burada dikkat edeceğimiz şey bebeğin aldığı travma nedir? Evet. Şimdi bebek kafasını çok şiddetli çarpmış olabilir ama 10 santim mesafeden çarpmıştır. Evet. Zaten diğer kol bacak kırıkları bilmem onlar kolay hani onları görebildiğiniz şeyler. Evet. Bizim en çok korkutan kafa çakmaları, evet. Kafa travmaları. Kafasını 10 santim mesafeden çarpmıştır ama keskin bir yere çarpmıştır. Evet. Kafa yarılmıştır. Burada ciddi bir sıkıntı vardır. Hani ama o kadar küçük bir mesafedir ve çok az beynin içi etkilenmiştir. Dolayısıyla beynin içinden çok korkmadığımız zaman o dıştaki deri dikilir, evet. Tamir edilir. O önemli değildir. Önemli olan içte beynin ne durumda olduğudur. Evet. Yani siz yüksek bir yerden düştüğü zaman, özellikle de kafa üzeri düştüğü zaman, evet. En çok korktuğumuz şey çocuğun dışta hiçbir şey olmasa da içte beyninde bir ufak kanama olması. Evet. O ufak kanamayı biz dışarıdan görmediğimiz için, fark etmediğimiz için zaman zaman o sıza sıza bir 24 saat içinde içeride bir hematom dediğimiz kocaman kan pıhtısı oluşur. O kan pıhtısı gidip beynine bası yapar. O zaman dışarıya bulgu vermeye başlar. Nedir? İşte havale geçirebilir çocuk, gözü kayabilir, dengesi bozulabilir, kusabilir. Hani beyin etkilendiği için bu bulguları verir. Evet. Beyin etkilendikten sonra da iş çok zora kalır. Onun için gerçekten çocuğun kafasını çarpan ciddi bir düşme olduğu zaman dışta hiçbir şey olmasa bile mutlaka bir doktor kontrolü, mutlaka bir müşahede belki gereklidir. Evet. Hani o düşmenin, o bebeğin beyninin iç durumunun değerlendirilmesi, bir nörolojik muayene yapılması gerekir. Evet. Hele hele de bebek düştüğünde kustuysa, gözleri kaydıysa, kasılıp kaldıysa, bir şuur kapanıklığı yaşadıysa bu çok çok daha ciddidir. Evet. Ama çocuk basit bir yerden ayağı sendelemiş düşmüştür. Ayağı sendelediği zaman düştüğü zamanlarda genellikle çocuk bir uygun pozisyon alarak düşer. Hani elini koyar, evet. Kolunu koyar. Onlar da genelde koruyor. Bir problem yaşanmaz. Çünkü çocuklar genellikle düşe düşe büyür derler ya. Evet, hani evet. Ayağı sendelediğinde, düştüğünde çok önemli bir şey genelde yaşanmaz. Evet. Ama diyelim ki bir yeri çarptı, morardı. İşte ya da çarptığı yeri siz gördünüz. Evet. Hemen oraya bir buz, soğuk uygulamayla hani iç kanamayı engellemek adına, evet. Soğuk kanamayı durdurur. Bir buz bastırırsanız ya da en azından elinizle bile bastırırsanız, hani orada bir içte kanama varsa bastırdığınız zaman damarın akmasını engellemiş, ucunu tıkamış olursunuz. Evet. Dolayısıyla oradaki şişliği ya da morluğu kısmen azaltmanız mümkün olabilir. Ama o dıştaki şeyler, kolu bile kırılsa bir alçıyı alırsınız, bir tedavi olur olur. Ama beyin travmaları en çok korktuğumuz şeyler, bunun önünü almak için kafa çarptığında mutlaka doktora gidilmelidir. Yani sevgili anneler, bebeğiniz herhangi bir travma yaşadığında, özellikle kafa travması yaşadığında sonradan kusma, gözlerde kayma tarzı şeyler olduğu zaman çok dikkatli olmanız gerekiyor. Kafa travmasında muhakkak mutlaka hemen bir uzmana danışmanız gerekiyor. Çocuğunuzu götürmeniz gerekiyor. İlk 24 saat çok kritik, çok dikkatli olmamız gerekiyor. Ve her şeyden önce çocukları tabii bu tarz kazalara karşı korumak için önlemler almamız gerekiyor.